başladı. O zaman bir daha alıyoruz. Vel muhatabu bil evvelin min darbey kullin, her bir kısımdan birincisine muhatap olan kimdir? Men ya'taqidu şirketen, şirketi yani başkalarının ortaklığını işin içinde zanneden, sanan kimsedir. Anlaşılmadı. Mesela katiplik işinin Zeyd'den başkasına da sıfat olduğunu sanan birisi var, muhatap var. Biz de onun öyle zannettiği gibi olmadığını ifade edeceğiz muhatabımıza, biz mütekellimiz. Muhataba diyoruz ki ma Zeydun illa katibun, Zeyd ancak katiptir. Zeyd ancak katiptir diyoruz. Dediğimiz zaman katipliği Zeyd'e tahsis etmiş oluruz. Yani Zeyd'den başkasına değil. Ki ve yüsemma kasra ifradin, bu kasır kasra ifrad diye isimlendirilir. Niçin? Lekata şirketin ortaklığı kestik. Yani böyle dediğimiz zaman da ne yapıyoruz? Yani bu şey Zeyd'den başkası ortak değil. Zeyd bu hususta tek yani. Evet. Zeyd bu hususta tek. Bundan dolayı buna kasra ifrad deniyor. Güzel hocam. Tamam hocam. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Ve bisani, ikinci evet kısma muhatap olan da kimdir? Men ya'taqidul aksa, ben öyle bir kimse, bunun tersini zanneden kimsedir. Mütekellim min efendim ispat ettiği hükmün aksine inanan kimsedir. Men öyle bir kimsedir ki ya'taqidul itikad diyorum, el aksa, bunun tersine inanıyor. Mesela Zeyd'in ayakta değil de oturduğuna inanan kimseler var. Değil mi? Muhatap var. Biz şimdi adam ya Zeyd'in oturduğuna inanmıyor, ayakta olduğuna inanmıyor. Biz diyoruz ki ma Zeyd'in illa kaimun, Zeyd ancak ayaktadır dediğimiz zaman ayakta olmayı Zeyd'e tahsis etmiş oluyoruz. Evet. Tamam mı? Aynı şekilde Amr'ı mesela diyelim ki ikinci insan. Mesela Amr'ı şair zanneden muhataba diyoruz ki ma Zeyd'in illa şairun. Yani Zeyd ancak şair dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Şair olmayı Zeyd'e tahsis etmiş oluyoruz. Senin zannettiğin gibi Amr değil yani. Şair var. Tamam mı hocam? Ve yüsemma bu yine kasra isimlendirilir. Ne diye? Kasra kalbin çevirme kasrı diye. Kalbi kasrı diye. Çevirme tahsisi diye isimlendirilir. Karşıdaki anlayışı çevirme. Anlayışı çeviriyorsun. Çünkü o ne diyor? Amr'ı şair biliyor. O ne biliyor? Zeyd'i veya da Zeyd'i oturuyor biliyor. Bunu çeviriyoruz. İşin hakikaten senin zannettiğin gibi değil. Evet. Niçin peki kalbi hükmü, muhatabın hükmünü kalbettiği, çevirdiği için. Tamam mı? Tamam hocam. Anlaşıldı değil mi hocam? Evet. Peki. Ne oldu? Evet. Ve yüsemba, ha burası bitti. Ev veya tesavaya, o iki mevsuf veya iki vasıf müsavi olursa. Çünkü hem vasıfı hem de mevsufu inceliyoruz ya, evet. Değil mi? Ev veya tesavaya, o iki mevsuf veya iki vasıf müsavi olursa, kime göre? İndehu, muhataba göre, muhatabın katında müsavi olursa, ve yüsemba, bu isimlendirilir. Bu kasır isimlendirilir. Ne diye? Kasır-ı tayin. Kasır-ı tayin diye isimlendirilir. Buna da kasır-ı tayin denir. Yazalım hocam. Mesela diyelim. Mesela. Zeyd'in oturmakta mı? Yoksa ayakta mı olması? Yoksa ayakta mı olması hususunda, Zeyd'in oturmakta mı yoksa ayakta mı olması hususunda kararsız olan kimseye, kararsız olan kimseye ma Zeydün illa kaimun dediğimiz zaman, ma Zeydün İlla kaimun dediğimiz zaman Zeyd'in ayakta olduğunu
Zeyd'in ayakta olduğunu tayin etmekle beraber tahsis etmiş oluruz. Değil mi? Hep tahsisler hem tayin var değil mi hocam? Zeyd'in ayakta olduğunu tayin etmekle beraber tahsis etmiş oluruz. Yani Zeyd'i hem ayakta olmaya tahsis ediyoruz hem de bir tayin var. Oturmuyor ayakta. Tamam mı hocam? Evet. Bu şekilde olan kasrada kasrı tayin adı verilir. Bu şekilde olan kasrada kasrı tayin adı verilir. Üçüncü bir şekil ortaya çıkmış oldu. Anlaşıldı mı hocam? Evet. وَشَرْضُ قَصْرِ الْمَوْصُوفِ Mevsufu kasretmenin şartı ne üzerine ale sıfatı? Sıfat üzerine. Mevsufun sıfat üzerine kasretmenin şartı ama ne olarak? İfraden. Kasrı ifrad olarak. Kasrı ifrad olarak mevsufu sıfata kasretmenin şartı nedir? اَدَمُ تَنَافِ الْوَصْفَيْنِ İki vasfın birbiriyle çelişilmesidir. اَدَمُ تَنَافِ الْوَصْفَيْنِ İki vasfın birbiriyle çelişmemesidir. Yazalım hocam. Mesela diyelim. Mesela Zeyd'in şair olduğunu zanneden kimseye ma Zeyd'in illa katibun dediğimiz zaman mevsufu sıfata kasretmiş oluruz. Yani Zeyd'i katibe kasretmiş oluruz. Zeyd mevsuf, katip sıfat. Mevsufu sıfata kasretmiş oluruz. Ve bu kasr-ı ifrad olur. Mevsufu sıfata kasretmiş oluruz ve bu kasr-ı ifrad olur. Çünkü iki vasıf yani katip ve şair birbiriyle çelişmeyen iki vasıftır. Yani Zeyd hem şair hem de katip olabilir. Nokta. Yani Zeyd hem şair hem de katip olabilir. Nokta. Ama şimdi bunun tersini söyleyecek. Tamam mı? Ve kalben, kalbeni nereye atfediyorum? İfraden üzerine atfediyorum kalbeni de. Toparlayacak olursam o zaman şöyle toparlarız. Ve şartu kasrın vasfeyin mevsufu ala sıfati ifraden. Mevsufu sıfat üzerine kasretmenin şartı ifraden, kasrı ifrad olarak adem-i tenafil vasfeyin iki vasfın birbiriyle çelişmemesidir. İşte katip ve şair vasıflar birbiriyle çelişmediği gibi. Daha ve kalben ifraden atfediyorum. Ve kalben kasrı kalp olarak mevsufun sıfata kasretmenin şartı nedir? Ve kalben kasrı olarak yani kasrı kalp olarak mevsufu sıfata kasretmenin şartı diyorum tamam mı? Nedir? Tahakkuku tenafihima iki vasfın arasında çelişkinin olmasıdır. Tahakkuku tenafihima iki vasfın arasında çelişkinin olmasıdır. Yani iki vasfın arasında çelişiyoruz. Tabii varsa anlayışı düzeltiyorsun, oradan oraya dönüyorsun. Birinden diğerine kalp ediyorsun, dönüyorsun. Tamam mı? Evet, evet. Mesela, Zeyd'in oturduğunu zanneden kimseye, ma Zeyd'in illa kaimun dediğimiz zaman, Zeydün illa kaimun dediğimiz zaman
Mevsufu yani zeydi. Sıfata yani kaime. Sıfat kaim, mevsuf zeydi. Mevsufu sıfata kastetmiş oluruz. Mevsufu sıfata kastetmiş oluruz. Ve bu kasrı kalp olur. Ve bu kasrı kalp olur. Çünkü iki vasıf yani kaim ve kaid. Çünkü iki vasıf yani kaim ve kaid. Çünkü iki vasıf yani kaim ve kaid birbiriyle çelişen iki vasıftır. Yani Zeyd hem ayakta hem de oturuyor olamaz. Değil mi? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani misal verilmezse çok zor anlaşılır. Kasr-ı kalp anlamı değiştirme. Hı hı. Kasr-ı ifrat. Kasr-ı ifrat ise zaten o anlamda olduğunu söylemedi. Evet. Evet. O anlamda tek olduğunu söyleme. Yani çelişkiyi yok etme. Evet. Ve kasr-ı tayin ise nedir? E'ammu daha kapsamlıdır. Çünkü kasr-ı ifrat da olsa, kasr-ı kalpte de olsa her ikisinde tayin var mı? Var. Her ikisinde tayin var. Bitti. Burada kalalım hocam. Velil kasr-ı turukun, velil kasr-ı kasr için vardır, turukun yolları vardır. Kasrın yollarını şimdi hangi kelimelerle kasr yapılır? Mesela innemayla diyecek. Kasır yapılır. Ondan sonra başka türlü kasırlar yapılır. Bunların misallerini verecek. Burada kalır.